mahallede nasıl yaşamak istiyoruz? Çocuklarımız için neler yapmalıyız? Çevre için neler yapmalıyız? Mahallemizde sanat ve kültür etkinlikleri yeterli mi? Engellilerimiz için neler yapabiliriz? Ticari faaliyetlerin merkezi olması dolayısıyla esnafımız için neler yapılabilir? Aktif yaşlılık için neler yapabiliriz? Bunun dışında en önemlisi de kentimiz için neler yapabiliriz? Bu konularda birlikte fikir ve projeler oluşturarak tüm mahalle sakinlerimizin din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasi ayrımı gözetmek için katılımlarını sağlamak istiyoruz. Bunların hayata geçirebilmesi için bir çalışma ofisine ihtiyacımız var. Kendimize ait olacak bu ofise mahallelerimiz gönül rahatlığı ile çekinmeden gelebilmesi için geç de olsa bir çalışma ofisimizi bugün hayata geçiriyoruz. Emeği geçen başta belediye başkanımız İlgür Gökhan ve belediye çalışanlarına diğer burada ismini sayamadığım kişilere hepsine teşekkür ederiz. Ayrıca bu günümüzde, bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için siz değerli halkımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve yılın son günü olması dolayısıyla hep yeni yılınızda kutlar, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, saygılar sunarım. Ama tabii beyefendiler de bu konuda çok fazla kıskançlık göstermesin. Değerli beyefendiler de diyelim, yanlış anlaşılmasın. Kent Konseyimizin değerli yöneticileri, bugün nihayet yıllar sonra Kemalpaşa mahallemizin mahalle meclis binasına kavuştuk. Neden kavuşamadık? Bir türlü yer bulup temin edememiştik. Öyle bizim kent konseyinin içinde depelenip duruyorlardı. Ama sonunda bu mahalle öncelikle hak ediyordu bir bağımsız yeri olması için. Çünkü biraz önce Sayın Başkan da söyledi. Mahallenin çok farklı özelliği var. Gerek kentin tam hayat dolu merkezi, alışveriş merkezi. Bugün biliyorsunuz bir çarşıda alışveriş günlerimiz var. Çarşı çalışma şeylerimiz var. Etkinliklerimiz olacak. Buradan sonra oraya katılacağız. Aynı zamanda işte turizm alanı biliyorsunuz burada. Çanakkale'nin eski, en eski mahallelerinden İkincisi, Kent Konseyi'nin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kent Konseyimiz önemli işler yapmaya devam ediyor. Ve burada hep beraber sizlerin de katılımı çok önemli. Katıldınız, şeref verdiniz, biz de beraber oldunuz. Hepinize yeni yılınızı, 2019 yılının 2018'i iyi unutturmak üzere gelmesini, bütün dertlerden uzaklaşmamızı, hem kendimize, hem şehrimize, hem ülkemizdeki bütün dertlerin sona erdiği yıl olmasını, 2019'da efendim çok inşallah barış içerisinde, özgürlüklerimiz içerisinde ve refah içerisinde olmamız dileğiyle hepinizin yeni yılını kutluyorum ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Ama sizi göremiyorum. Nerede Hülya Hanım. Hülya Hanım, buyurun. Gelin bakalım siz de. Buyurun. Tamam mı? Neredeyiz? Biraz önce bana hediye eden şey var ya, onları işte kadınların üstünde yapıyorlar.